katılımcılar. Fikri mülkiyet hukukunda güncel gelişmeler 2, Uluslararası Sempozyumunun Gelibolu Konferans Salonu'ndaki 4. oturumu Balıkesir Üniversitesi'nden saygıdeğer hocamız Doçent Doktor Gökçen Turan başkanlığında gerçekleştirilecektir. Bu oturumda Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Teknoloji Transfer Ofisi'nden Avukat Arabulucu Doğan Durna, Balıkesir Üniversitesi'nden Doktor Öğretim Üyesi Seyitan Kaya, Dış Patent Marka Patent Danışmanlık Limited Şirketi'nden Avukat Bahadır Sarı ve Avukat Bilce Gökkoyun yüz yüze olarak sunumlarını bizlerle paylaşacaktır. Bütün dinleyicilerimize verimli bir oturum diliyor. Sayın Oturum Başkanımız ve kıymetli konuşmacılarımızı saygılarımla sizlere davet ediyorum. Dear esteemed professors and volunteer participants, the fourth session of the second International Symposium on Current Development in Intellectual Property in Gelibolu Conference Hall will be moderated by Associate Professor Dr. Gökçen Turan from Balıkesir University. In this session, Advocate Mediator Doğan Durna from Ministry of Agriculture and Forest General Directorate of Agricultural Research and Policy Technology Transfer Office, Assistant Professor Dr. Seyitan Kara from Balıkesir University, Advocate Bahadır Sarı and Advocate Birce Gökkoyun from Dış Patent Trademark Patent Consulting Limited Company will make their presentations in person. I'm inviting our distinguished moderator and esteemed speakers to the platform with respect and wish all our listeners a productive session. Değerli katılımcılar, sempozyumumuzun ikinci gününün son oturumunu, Gelibolu salonundaki son oturumunu açıyorum. Bu oturumumuzda çalışan buluşlarını idare hukuku boyutuyla inceleyecek olan teblifatlar olacak. İlk sırada Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan Sayın Avukat Arabulucu Doğan Durna Bey'e sözü veriyorum. Süre konusunda da hassasiyetini istirham ediyorum. Buyurun. Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Öncelikle Sayın Başkan, kıymetli katılımcılar, öncelikle bu organizasyonda emeği geçen herkese şükranlarımı sunarım. Bugün sizlere Sınav Mülkiyet Kanunu'nda düzenlenen çalışan buluşlarına hukuki rejimini idare hukuk perspektifinden aktarmaya çalışacağım. Peki ben bu konuya nereden dahil oldum derseniz, ben Tarım Bakanlığı'nda Avrupa Birliği uzmanı olarak çalışıyorum. Aynı zamanda avukatım. Bakanlığımız bünyesinde kurulan Teknoloji Transfer Ofisi yol vesilesiyle bu işlere birazcık aşina olduk. O sebepten bu bağlamda bir sunum yapmak istiyorum. Yani bu çalışan buluşların idare hukuku boyut anlamında ne şekilde gözüküyor bunu aktarmaya çalışacağım. Öncelikle genel bölümümüzden kısaca bahsetmek istiyorum. Bakanlığımız içinde bünyesinde bulunan genel müdürlüğümüz, Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel Müdürlüğü Türkiye'nin en büyük konu bazlı araştırma birimidir. Tarım alanında araştırma yapar. Doğrudan merkeze bağlı taşra teşkilatı olarak 50 civarında araştırma enstitüsü. Yine bakanlığın araştırma etkisi verdiğimiz 20 civarında 20 adet birimle toplamda 70 adet birimin bağlı olduğu araştırma açısından Türkiye'nin konu bazlı en büyük araştırma kamu kurumu olduğunu söyleyebiliriz. Burada ifade etmek lazım. 2000'den fazla personeli var. Bu personelde çok hakikaten tarımın her alanda çok kıymetli çalışmalar yapılıyor. Burada idare hukuk açısından ne gibi sorunlar oluyor? Kısaca bunlara bir değinmek istiyorum. Özgür Hocam ilk oturumda değindi. Hakikaten çok kıymetli buluşlar ortaya çıkıyor. Biz çok farklı statülerde personel çalıştırıyoruz. İşçi personelimiz de var. İşte idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personel de var. 657'ye tabi klasik kamu görevlisi yani memur dediğimiz personel de var. Dolayısıyla bunların çok değerli buluşları çıkıyor. Burada Sınav Mülkiyet Kanunu'nda öncelikle çalışan kavramından bahsetmek lazım. Sınav Mülkiyet Kanunu'nda çalışan özel hukuk sözleşmesi veya benzeri bir hukuki ilişki gereğince başkalarının hizmetinde olan ve bu hizmet ilişkisini işverenin gösterdiği belli bir işle ilgili olarak kişisel bir bağımlılık içinde ona karşı yerine getirmekle yükümlü olan kişilerle kamu görevlerini ifade eder şeklinde bir tanımlama yapmış. Bu çok geniş bir tanım. Aynı tanım yine yönetmelikte de, çalışan buluşlar yönetmeliğinde de ifade etmiş. Dolayısıyla biz burada idare hukuk boyutuyla baktığımız zaman bu kamu görevlisi tanımı buradaki acaba geniş mi, dar mı olarak ifade edilmiş dersek cümlenin ilk kısmında son derece geniş bir tanımlama yaptığı için geniş anlamda iş görme ilişkisi içinde olan tüm kişiler aslında bu ilk kısma giriyor. Yani işçisidir, işte idari hizmet sözleşmesiyle çalışan personel, yine ileride bahsedeceğiz işte belki stajyerler, yani stajyerler de belki değil de stajyerler de bu kapsamda. Dolayısıyla buradaki kamu görevlisi aslında belki dar anlamda tanımlanmış dersek bir noktada doğru bir yaklaşım olacağını düşünüyorum. Dolayısıyla SMK çok geniş bir tanıma yaparak
geniş anlamda iş görme ilişkisi içinde olan herkesi çalışan olarak kabul etmiş, çalışan buluşları açısından. Dolayısıyla bizim bakanlığımıza bağlı enstitüde, örneğin burada Bandırma Koyuncu Genç'te çalışan işçi de bizim açısından, çalışan buluşları açısından, orada görev yapan belki mevsimlik tarım işçisi olabilir. Bu da bizim açımızdan yani kısmi zamanlı çalışan, işte belirli süreli şeye tabi bir işçi de bizim açımızdan çalışan olarak ortaya çıkıyor. Dolayısıyla peki bu hizmet buluşu nedir? Yani şey anlamında az önceki birinci oturumda tanımı yapıldı. Ben çok hızlı bir şekilde geçeceğim. Yani işletmeyle ilişkili ya da kamu idaresinin yükümlü olduğu faaliyeti gereği gerçekleştirdiği ya da büyük ölçüde işletmeye veya kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak iş ilişki sırasında yaptığı buluş hizmet buluşudur. Örneğin yani burada şey alıyor. İş yerinde edindiği deneyimleri kullanarak ya da yapmakla görevli olduğu faaliyet neticesinde ortaya çıkan buluşları biz hizmet buluşu olarak kabul ediyoruz. Örneğin Tarım Bakanlığı'na bağlı Bahri Dağdaş Araştırma Enstitüsü var. Burada kibi ziraat mühendisinin geliştirdiği tamburlu tohum atma makinesi bir hizmet buluşudur. Dolayısıyla SMK'daki hükümlere tabi. Peki burada diğer mevzuattan farklılaşan hükümlerine kamu kurumları açısından dediğimiz zaman bir bedel ödeme, yani idare buluştan bir gelir elde etmesi halinde en az 3'te 1'ini buradaki çalışana, yani bizim kamu kurumunda görev yapan bir mühendis örneğin bir buluş bulduğu takdirde bunun 3'te 1'ini bizim çalışana vermemiz gerekiyor. İşte burada tabii ki bazı sıkıntılar ortaya çıkıyor. Örneğin ne gibi sıkıntılar ortaya çıkıyor? Bir kere kanunda ücret ifadesi kullanılmış. Ücret ifadesi kural olarak idare hukuku bağlamında kamu çalışanlar için kullanılan bir ifade değil. Yani memurların aylık alır, memurlar ücret almaz. Dolayısıyla biz mesela yaşadığımız somut bir olaydan örnek verirsek, bir buluşu bizim kendi kurumumuz kullanıyor ve çalışana kanuna göre bir maaşla 10 maaş arasında bir ücret ödenmesi gerekiyor. Ama kanunda ücret ifadesi geçiyor. Dolayısıyla biz bunu gittiğimiz zaman saymanlığa diyor ki saymanlık, ya diyor burada ücret ifadesi geçiyor diyor. Ücret ifadesi diyor özel hukuk ilişkisini refere eder. Dolayısıyla bu hüküm diyor aslında şeydir, sözleşmeli personel ya da işçiler için geçerli. 657'ye tabi kamu görevlileri için böyle bir ödeme yapılamaz gibi bir itiraz öne sürüyorlar. Dolayısıyla hani burada hakikaten bir noktada yaklaşımları doğru. Kanun özel hukuk mantığıyla hazırlandığı için ücret ifadesi normalde kamu görevlileri için kullanılmıyor. Aylık ifadesi kullanılıyor. Ama buradaki ücret ifadesini biz aylık olarak algılamamız lazım. Şimdi aylık olarak algıladığımız zaman da ne ortaya çıkıyor? Şimdi aylık dedik. Aylık memurun taban aylığı var. Şimdi normal ortalama bir mühendis de 50 bin lira maaş alıyor. Biz 3 maaş ilk şey verdik çalışana. Dedik ki ya sen çok güzel buluş buldun. Biz sana bunu da kullanıyoruz. 3 maaş şey verdik. Bir bedelle dedik. Yani ondan sonra şimdi bu gittiği zaman diyor ki ya ben bunu taban aylığına esas alırım. Şimdi taban aylığı 50 bin TL maaş alan bir mühendisin taban aylığı 13 bin lira arkadaşlar. Dolayısıyla 3 maaş veriyorum. Bunu diyor ki ben 30 küsur bin lira olarak hesaplarım. Kanunda açık bir şekilde söylüyor. Ödendi aldığı net ücret diyor. Dolayısıyla burada da bir problem ortaya çıkıyor mali birimler açısından. Biz bunu izah etmek durumunda kalıyoruz mali birimlere. Buradaki kanun şeyin muradının, kanun koyucunun muradının buradaki idarede çalışan memur personel içinde olsa, işçi içinde olsa o ay aldığı net ücreti üzerinden bir ödeme yapılması. Yani ele geçen net ücret neyse onun katları üzerinden ödeme yapılması gerekiyor. Dolayısıyla burada bu tarz sıkıntılar ortaya çıkıyor. Yine birden fazla buluşçu ortaya çıktığı zaman peki nasıl yapacağız? 3 tane buluşçu var. İşte 10 maaş var. 10 maaşı yine yani toplam 10 maaş mı alacağız? Her buluş için toplam 10 maaş mı alacağız? Yoksa her buluş için Allah'tan kanunda bu konuda hüküm var. 3 buluşçu olduğu zaman bunların buluşa katkıları oranında biz idare olarak takdir ediyoruz. Mesela bir buluşta birinin %50, birinin %30, birinin %20 var. Birine işte 5 maaş yani idare kendi kullandığı takdirde bu buluşu kendi işlerinde diğerine 3 maaş, diğerine 2 maaş şeklinde bir şey yapıyoruz. Ödeme yapıyoruz. Diğer bir husus, yani sıkıntılı husus,
çalışan burçlar açısından idare boyutuyla bu ticarileştirilmesi. Buluşu bulduk. Bizim çok kıymetli çalışmalarımız var enstitülerde. Yani şimdi burada tabii açıklayamayacağım. Dünyada bir tek firman ürettiği bir ürünün biz şeyini yaptık yani. Çok da iyi şu an çalışmalar şey gidiyor. Testler çok yani onun %30, %40 daha başarılı bir performans ortaya koyuyor. Örneğin şimdi ben buluşu buldum. Ben bunu ticarileştirmem lazım. Ticarileştirdiğim zaman işte demin Özgür Hocam bahsettiği şey bürokrasi diyor. Şimdi bürokrasi dediğimiz aslında şeyler değil, bakanlıklar değil ya da mali birimler. Orada iş karışıyor iş şeye gidince. Şimdi devlet ihale kanunu var malumunuz. Eğer siz kamuda gelir getirici bir satım yapacaksanız devlet ihale kanunu tabisiniz. Satın alma yapacaksanız kamu ihale kanunu tabisiniz. Devlet ihale kanunu hükümleri de şeye uymuyor. Şimdi açık ihale yapacaksın. Yani orada başka ihale usulleri var ama onları burada uygulamak her zaman şey olmuyor. Sayıştay diyor ki sen niye bunu uyguladın? Ya da böyle niye oldu? İşin doğasına aykırı. Adam diyor ki ben münhasır lisans istiyorum. Ben açık ihaleye çıkacağım. Rakip firma geldi, teklif verdi. Belki çok güzel bir şey. Adam aldı, patent uhdesine koydu. Hani benim açımdan bir sorun yok. Bu ihale ettim ama ekosistemin gelişmesi anlamında problemli bir alan. Dolayısıyla kamu ihale kanunundaki, pardon devlet ihale kanunundaki bu hükümlerin de bence bu noktada bir revize edilmesi, yani buna uygun bir şey yapılması gerekiyor. Yine diğer ifade doktrinde tartışılan, burada diyor ki işte gelir elde ederse bu gelirin kanunda gelir ifadesi kullanılmış. Bunun üçte birinde yani üçte birinden en az üçte birini diyor çalışana vereceksiniz. Ama yönetmelikte net gelir ifadesi yönetmelikte net gelir ifadesi kullanılmış arkadaşlar. Şimdi net gelir ifadesi olunca bu sefer şey karışıyor. Pardon, daha mı iyi? Yok, sizinki de. Ha, bende yok mu? Tamam. Net gelir diyor. Şimdi hemen aklımıza şey geliyor. Klasik normal ihalesi. Ya kanunda gelir demiş ama işte yönetmelik net gelir demiş. Dolayısıyla bunu daraltmış. Acaba idare hukuku boyutuyla yani alt düzenleyici işlemle üst düzenleyici işlem yani kanunda üst normdaki hükümler daraltılabilir mi diye bir tartışma ortaya çıkacak. Aslında bu konu açısından bu yersiz bir tartışma ama doktrinde bazı hocalarımız diyor ki bu diyor normal ihalesine aykırı. Aslına baktığımız zaman gelir ders şey gelir vergisi kanununda gelirin tanımı aslında safi yani net gelir olarak yapılmış. Dolayısıyla buradaki gelir ifadesi açısından bir sorun yok bence. İkinci bir husus olarak da yakın zamanda çıkan bir doktora tezi var Galatasaray Üniversitesi'nde. Orada çok güzel ifade etmiş. Ben şey bakıyorum yani düzenleyici işlemi sadece yasaya uygun olması veya aykırı olması anlamında yasa ile düzenleyici işlem arasındaki aykırılık ve özdeşlik ilişkisi değil bence. Orada da bunu vurguluyorlar. Dolayısıyla kanun yani idare düzenleyici işlemlerle aslında bir noktada mevzuatları daraltabilir ya da yorumlayabilir diye düşünüyorum. Bu biraz şey gelebilir hani ana akım görüşe aykırı gelebilir ama bunu da kabul etmediğiniz zaman idarenin düzenleme yetkisini fazla ölçüde daralttığımızı düşünüyorum. Dolayısıyla buradaki gelir ifadesinde bence bir sorun yok. Ama başka bir husus var burada şimdi sıkıntılı bir durum. Hani vergi konusu. Tamam biz şey yaptık çok güzel. Tüm bunları açtık. Geliri şey yaptık. Ticarileştirdik. İhaleye çıktık. Sattık. İşte 30 milyon dolar gelir elde ettik. Atıyorum. Ya da 30 milyon TL. Bunun 3'te 1'ini biz çalışana vereceğiz. En az 3'te 1'ini vereceğiz. 3'te 1'ini verdik. Çok güzel. Bu ödemenin niteliği nedir? Yani bu bir ücret midir? Bir bedel midir? Normalde bedel aslında. Ama İş vergi boyutuna geldiği zaman yakın zamanda biliyorsunuz kurumlar vergisi kanununda bir şey değişiklik oldu. Patentte bir vergi istisnası var. Patent gelirlerinde %50 vergi istisnası var. Bunun gelir vergisi kanunundaki hükümlere de uygulanacağı, gelir vergisi mükellefleri için de uygulanacağını söylüyor kurumlar vergisi kanunu. Dolayısıyla burada aslında bir vergi istisnası olması lazım ödeme yaparken. Dolayısıyla biz bunun yaptığımız ödemenin en az %50'sini istisna kapsamında değerlendirmemiz lazım. Ama maliye böyle değerlendirmiyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın bir özelgesi var bu konuya ilişkin. Uygulamada bir onu bulabildim, rastlayabildim. O da üniversite çalışan bir personel için bir hocamız işte bir buluş geliştirmiş. İşte oradan 80 bin lira, 2 yıl önce, 3 yıl önce bu özelge verilmiş. 80 bin TL bir ödeme yapılacak.
Bunu diyor ki özellikle bu ücrettir diyor. Dolayısıyla ücret kapsamında değerlendirilmesi lazım. Vergilendirmenin de buna göre yapılması lazım. Dolayısıyla ücret kapsamında değerlendirdiğimiz zaman ne oluyor? Maaşına ekliyoruz. Kümülatifi üzerinden bir gelir vergisi işte tahakkuk ona göre yapılıyor. Damga vergisi de kesmen gerekiyor diyor. Bunun için düzenlediğin kağıtta. Dolayısıyla bence biraz bu işte köstek ayağı işte burada oluyor. Köstekliyoruz biz bu çalışanları bu noktada. Bunun da bence tekrar değerlendirilmesi lazım. Bence mevzuattaki yani kanundaki ifade bu istisnadan yararlanabilirler bence kanunu yorumladığımız şekil yani yorumlarsak bu şekilde yararlanabileceklerini düşünüyorum. Özür dilerim. Son olarak da şeye değineceğim. Tamam. Son olarak da şuna değineceğim. Şimdi tahkim usulü öngörülmüş. Bahsettiler ilk oturumda. İşte zorunlu tahkim var. Şimdi bu normalde biz idare olarak takdir ediyoruz. Diyoruz ki bu işte bu buluşa 3 maaş ödül verdik. Ondan sonra da 5 maaş ödül, ya ödül diyemeyelim de işte bedel verdik. 5 maaş bedel verdik. Kendimiz kullanıyoruz. Şimdi uyuşmazlık çıktı. Çalışan dedi ki iş memur dedi, ziraat mühendisimiz dedi ki hayır dedi. Benim maaşım, tamam benim buluşum çok kıymetli. En az 10 maaş vermeniz gerekti. Bu bir idari işlem kural olarak bizim yaptığımız işlem. İdari yargıda çözümlenmesi lazım kural olarak. Ama bu da zorunlu tahkime tabi. Bu işte bahsedildi. Zorunlu tahkime ilişkin hükümler işte en son kararıyla şu an yürürlükte. Şimdi burada ilginç bir şey daha var. Yabancı hukuku varsa diyorsun ki milletler arası tahkim kanunu uygulanacak. Bizim mesela yürüttüğümüz projelerde yabancı personel çalışabiliyor. Yani eğer ki atıyorum bizim Ankara Tarla Bitkileri Araştırma Enstitüsü'nde işte Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz bir proje kapsamında işte yabancı personel geldi Avrupa'daki bir üniversiteden. İşte 2 ay projede çalıştı. Bunun sonucunda bir buluş ortaya çıktı. Bu sefer kanuna göre yabancılık unsuru adamın asıl ikametgahı yani diğer şartlarda taşımak kaydıyla bu sefer milletler arası tahkime konu olan bir husumet ortaya çıkabilir teknik olarak. Yine 375 sayılı KHK var. Bu KHK'nın ek 26. maddesinde diyor ki eğer Cumhurbaşkanlığı yani kuruluşa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamelerinde özel hüküm varsa yabancı personel sözleşmeli olarak biz çalıştırabiliyoruz. Bu kapsamda çalışan personel de olabilir projede. Bu sefer de yine bir buluş ortaya çıkarsa, bununla ilgili bir yaşanırsa, sorun ortaya çıkarsa yine milletler arası tahkim kanununa dayanarak yani sorunun çözülmesi gerekiyor. İş bambaşka yerlere gidiyor. Dolayısıyla bizim önerimiz yani burada ben üçlü yapının korunmasını gerektiğini düşünüyorum. Yani özel sektörde çalışan işçiler ve kamu görevlileri ve üniversitedeki yapılan buluşlar için farklı rejimlerin öngörülmesini mantıklı buluyorum. Ama bunların tabii birbirine yakınlaştırılması gerekiyor. Örneğin kamuda çalışan bir kişi atıyorum ticarileşirse buluş işte atıyorum 3'te 1'ini alıyor. Ama şeye baktığımız zaman özel sektörde çalışan bir kişi gelir de elde etse orada bir tablo var. Hani çok yani bu dediğim rakamlarla yaklaşmayacak düzeyde rakamlarla şey yap işte 10 bin lira 15 bin lira yani şeyine göre tabi orada bir katsayı var. Ona göre belirleniyor ya da alana göre belirleniyor. Dolayısıyla burada en azından özel sektördeki çalışanlar teşvik edecek şekilde bu katsayıların özel sektör açısından yükseltilmesi. Belki kamu kurumlarındakini yani ben bu haliyle kalmakla tabii ki mutluyum. Hani bir teşvik niteliğinde belki bunda bir tık daha belki düşürmekte fayda olabilir ya da bir barem ortaya konulmasında fayda olabilir. Yine bu kanundaki sorun yaratan ifadelerin de işte ücret gibi işte yine ben tahkime sıcak bakmıyorum bu konuyla ilgili. Hocam da bahsetti önceki oturumda bir içtihat oluşması açısından hani burada belki idari yargı görevli olmayabilir denilebilir ki bu konulara ilişkin uyuşmazlıklar istinaf hakları mahkemesine yani uzman niteliğine sahip mahkemelerde çözülmesi daha uygun olacaktır diye düşünüyorum. İdare mahkemelere de çözülmesi belki çok doğru olmayabilir. Memurlar açısından da böyle istinai bir düzenleme yapılmasının uygun olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. Doğan Bey değerli sunumunuz için çok teşekkür ederim. Gerçekten sorunlara işaret ettiniz. Seyitan Hocam bizim fakültemizin hocası olarak. Seyitan Hocam siz de kamu idaresindeki çalışanların hizmet buluşunun değerlendirilmesi başlığı sunumunuz için size 15 dakikalık sürenizi başlatıyorum. Bizim süremiz 15 dakika mı? Evet. Yemi yapamaz mıyız?
Ben birkaç dakika fazla süre talep ediyorum, kusura bakmayın. Tamam. Bazı hususları dile getirmek açısından süreyi talep ediyorum. Birincisi teşekkür arkadaşlar. En başta tabii ki sempozyumun bu aşamaya gelmesine kadar Aytu hocamız çok ciddi emek sarf etti. Yani ben şahit oldum. Biz de o da arkadaşız beraber. 9-10'lara kadar her akşam çalıştı. 2-3 ay öncesinde başlayan bir çalışma var ve buraya kadar geldi. Şimdi mutfak kısmında fakültemizin araştırma görevlileri çok ciddi anlamda emek sarf ettiler. Mesela İsmet Bey, Alparslan Bey, Semih Bey var orada. Kimleri görüyorum? Mehmet Nuri, Sena Hanım, Betül Hanım, Aleyna Hanım, Numan Bey, var mı başka? Tabii buradaki arkadaşlarım, ben isimleri zikrettim. Burada olmayan arkadaşlarımız da var. Ciddi emek sarf ettiler. Ben şahsım adıma, fakültemiz adına sizlere yürekten teşekkür ediyorum ve sizleri alkışlıyorum. Bizden ziyade alkışlıyorum. Evet, aynı zamanda bizim fakültemizin öğrencileri erken bir tecrübe edindiler. Bu tür düzenlemelere katıldılar. Sizlere de sağ olun, var olun. Sizlere de alkışlıyorum gerçekten. Yani bana yapacağınız alkışların hepsini peşine ben sizlere bu alkışları yapmak istedim. Çok sağ olun, var olun. Benim sunum ekrana mı yansıdı yoksa? Özettim mi? Sağ olun. Şimdi iki hafta sonra bir istalajımız var. Birçok arkadaşımız orada da yer alacak. Bu da motivasyon anlamda söylemiş olayım. Hazırlıklarımız devam edecek. Yani aslında sanki bu sempozyum bitmemiş şekilde biz çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bir başka husus, birçoğumuz biliyor ya da bilmiyor, bilmeyenler açısından söyleyeyim. Bu sene biz bir dergi kurduk. Balıkesir Üniversitesi Hukuk Dergisi diye, Bound HD şeklinde. Bu dergi uluslararası nitelikte bir dergi. Umarım ki bu tür sempozyumlardaki çalışmaların makale, araştırma makalesine çevrilip dergiye gönderilmesi de söz konusu olur. Bunun yapılması için de katılımcılara burada duyuruda bulmak istiyorum. Uluslararası dizinlerde de derginin taranması için biz hızlı bir şekilde ilk sayı Haziran'da yayınlanacak. Şu an itibariyle ona yakın makale geldi. Çok ciddi makaleler geldi. Yani beklentimizin üstünde bir makale geldi. Gönderen hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra da derginin tabii ki daha aynı şekilde devam edebilmesi için hem fakültemizdeki hem de dışarıdaki hocalarımızın katkılarına ihtiyacımız vardır. Şimdi benim alanım idare hukuku, biliyorsunuz, malumunuz. Bu fikri mülkiyet, yani ticaret hukuku ve medeni hukuk ağırlıklı olarak yapılan bir sempozyum. Zaten tebliğ sunan hocalarımızın ekseriyatı da bu alanda çalışmış olan hocalarımız. Türkiye'de bir şey ihmal ediliyor. Benim şahsi kanaatim. Tabii aslında şahsi kanaatim diyorum ama ben bu kanaati Esin Örücü'den edindim. Karşılaştırmalı hukuk Türkiye'de sınırlı yapılıyor. Yani mümkün derece bile herkes tabiri caizse kendi kabuğuna çekiliyor, kendi alanına çekiliyor. Orayla ilgili sınırlı, dar bir çalışma yapıyor. Türkiye'de bizim bunları aşmamız gerekir. Daha karşılaştırmalı çalışmalar yapmamız lazım. Disiplinler arası çalışmalar yapmamız lazım. Mesela son dönem dergiye gönderilen bir çalışma vardı. Çok hoşuma gitti. Numan Bey göndermişti, sağ olsun. İnsan hakları boyutu var. Hukuk metodolojisi boyutu var. Aynı zamanda ceza hukuku boyutu var. Bu tarz çalışmalar hakikaten nitelikli çalışmalar. Bizim de bunlara önem vermemiz gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu niye söyledim? Şimdi idare hukuku boyutuyla da bu işe bakılmasının önemi için bunu söyledim. Ya yani sadece ticaret hukuku ya da medeni hukuk ya da özel hukuk boyutuyla değil, aynı zamanda kamu hukuku boyutuyla da buna bakılması gerekir. Şimdi bir örnek üzerinden gitmek istiyorum. Bu tabii örneği açıklayabilmem için iyi bildiğiniz bir şeyden bahsediyorum. Buluş nedir? Buluş aslında bir yeni bir şey ortaya koymaktır. Bir fikirdir, bir icattır. Yeni bir teoridir ya da işte doktrine yapılan katkıdır. Sadece bu nedenle bu buluş meselesini
teknik alanlarla sınırlandırmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Yaptığımız mesela bir makalede yeni bir şey söylüyorsak, literatüre katkı sağlayabiliyorsak bu da bir buluştur. Yani insanlar biliyorsunuz en başta çok dağınık halde yaşıyorlardı. Devleti oluşturalım dediler. Mesela devleti oluşturma fikri bir buluştur. Devleti oluşturduktan sonra işte bütün kuvvetler devlete birleştirildi ve devlet tahakküm etmeye başladı. Sonra ya biz işte bütün kuvvetler bir yerde temerküz etti, biz bunu ayrıştıralım. Yani kuvvetler ayrılığı, mesela kuvvetler ayrılığı bir buluştur. Bir orijinal bir fikirdir. Ciddi anlamda kamu alana katkı sağlamıştır. İnsan haklarına yönelik çalışmalar, bunlar buluştur. Bu nedenle tıp ya da teknik boyutuyla buluşu sınırlandırmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Öğrencilerimiz var burada. İdari vesayet fikri bence bir buluştur bu fikir. Vesayet hiyerarşi bir buluştur. İdare hukukunun varlığı, var olması bir buluştur. Yani genç olmasının çeşitli sebepleri var. Buna vurgu yapmak istiyorum. Bir yönüyle de çok böyle diğer hocalarımızla tekrara da düşmek istemeden buluş tanımını geçiyorum. Serbest ve hizmet buluş farkları var. Yani bir herhangi bir firmaya ya da herhangi bir kamu kurumuna bağlı olmaksızın yapılan buluşlar serbest buluştur. Bir firma, özel hukuk kişisi olabilir, bir kamu tüzel kişisi olabilir. Bunlara bağlı olarak yapılan, gerçekleştirilen buluşlar da hizmet buluşudur. Acaba kamu idaresine bağlı olarak çalışan kamu görevlilerinin yapmış oldukları buluşlar da hizmet buluşu olarak değerlendirilir mi, değerlendirilemez mi? Bunun üzerine de kafa yormak gerekir. Buna yönelik olarak da kanunda hüküm var. 122. maddede birazdan belki değineceğim. Kamu idaresindeki çalışanın buluşunun nitelendirilmesi. Ben burada ilerliyorum ama... İlerliyor muyum? Kaçıncı sayfaya geldim? Ben hızlı geçeceğim. 7 dakika. 5 dakika sonra bitireceğim. Böyle çok hızlı. Asıl söylemek istediklerimi söyledim. Buna yönelik kanun var. Çalışan buluşlarına yönelik kanun var. Sınai Mülkiyet Kanunu var. Sınai Mülkiyet Kanunu 121. maddesi yüksek öğretim personeline ilişkindir. 122. maddesi genel anlamda bütün kamu görevlilerine yönelik bir düzenlemedir. Yani işin hukuki altyapısı var, onu söyleyeyim. Belki çözüm önerisi olarak bu konuya yönelik müstakil bir kanun çalışması yapılabilir mi, yapılamaz mı? Bu da katkı sağlayabilir. Hizmet buluşunun da burada belirtilen kanun ve yönetmeliklere uygun olarak gerçekleştirilmesi gerekir. Peki bunun için yani bir buluşun hizmet buluşu olarak nitelendirilebilmesi için neler lazım? Çalışan kişinin kamu idaresine bağlı olarak çalışması gerekir. Bu çalışma bir memur statüsündeki çalışmadan bahsetmiyoruz. Sözleşmeye bağlı olarak bir çalışma söz konusu olacaktır. Çalışanın kamu idaresince kendisine verilen konu hakkında çalışma ve araştırma yaparak yeni bir şey ortaya koyması gerekir. Çalışan ile kamu idaresi arasında buna yönelik olarak en baştan sonuna kadar ne olacak, nasıl olacak, ücret dahil hocam bahsetti. Bunların sözleşme ile belirlenmesi gerekir. Ne kadar ücret ödenecektir? Kanun çerçevesinde bunların belirlenmesi önem arz edecektir. Ya bu aslında ben paralel gitmiyorum. Buna hiç girmese olur mu? Siz görmeseniz olur mu? Olur. Yani keşke... Hangi saati gelmek istiyorsunuz? Ben başta söyleyeyim, siz şey yapsanız çok da zaman da kaybetmek istemesin. Çalışanın istihdamı var. Tamam, şu an doğru yerde. Tamam, teşekkür ediyorum. Ya kusura bakmayın, bunu planlamamıştım. Ben buradan direkt basıp geçeceğimi düşünüyordum. Kamu idaresinde çalışan kişinin buluş yapabilmesi için kendisine uygun ortam ve şartların sağlanması gerekir. Teknik altyapının sağlanması gerekiyor. Son dönemlerde üniversiteler çok ciddi anlamda buna kafa yormaya başladılar. ARGE çalışmalar yapılabilmesi için teknoloji transfer ofisleri vesaire kuruluyor. Bizim üniversitemizde de var. Çoğunlukla değil mi? Haksızlık da yapmak istemiyorum. Bu işle ilgilenen bir uzmanla konuştum. Ya dedik işte bir buzdolabıyla ilgili bu buzdolabının alt tarafında çalışan siyah bir mekanizma var. Nedir onun adı? Unuttum ben şu anda. Ya orada diyor biz açıyoruz işte Kore'de bunu yapmışlar Koreliler ya da işte başka birileri. Bunun şarj süresi ya da bunun ömrünü nasıl uzatabiliriz? Buna bir ek ilave yapmaya çalışıyor. Ya da bir telefon birisi icat etmiş, bu bir buluştur neyse. Bunun işte pil ömrünü uzatmaya yönelik, bu da belki buluş olarak değerlendirilebilir ama
buluş olarak nitelendirilebilmesi için gerçi sıfırdan yeniden yeni bir şey tasarlanması gerekir kanaatindeyim. Bunlar yapılırsa, devlet bunları desteklerse, bu tür çalışmaları, teknik altyapı vesaire sağlarsa hem sağlık açısından hem de teknik olarak, ülke olarak ilerlememize katkı sağlayacaktır. Bunda hiç şüphemiz yoktur. Bir kamu kurumunda çalışan ya da kamuyla sözleşmeye bağlı olarak bu buluşu yapmaya yönelik olarak buluş gerçekleştiren kişinin bunu kamuya bildirmesi gerekli. Bildirim zorunluluğu söz konusudur. Hak sahipliği talebi durumunda buluş için patent başvurusunun yapılması mümkündür. Destek sağlayan kamu kurum veya kuruluşları belirtilerek bunun yapılması, patent başvurusunun yapılması gerekir. Çalışan ile kurum arasında gelir paylaşımına yönelik bir sözleşmenin de yapılması gerekir. Buna benzer olarak kanunun 122. maddesinde diğer hükümler söz konusudur. Değerlendirmeye geliyorum hızlı bir şekilde. Kurum ile çalışan arasındaki sözleşmede çalışana ödenecek bedel, buluşun değeri, kurumun hakları, çalışma şartları gibi hususlar güvence altına alınmalıdır. Yani iki tarafı da koruyacak hükümlerin sözleşmede yer alması gerekir. Buna zaten kanunda var. Belki biraz daha iyileştirme yapılabilir. Çalışan ile kurum menfaatlerinin dengeli bir şekilde bunların gözetilmesi de önem arz etmektedir. Yani iki tarafı da mağdur etmememiz çok önemli. Sözleşmede çalışanın teşvik mahiyetinde hükümlere yer verilmeli ve bu hükümler dünya standartlarına, AB standartlarına uygun hale getirilmelidir. Bu şekilde olduğu zaman yani bir şeyle uğraşan bir kişinin bundan ciddi bir gelir elde etmesi gerekir. Gelir elde ettiği zaman da bunun üzerine biraz daha fazla vakit ayıracaktır diye düşünüyorum. Mevcudun tekrarından kaçınılmalı, bu tür çalışmalarına kaçınılması gerekir. Yeni fikirlerin ortaya çıkması noktasındaki çalışmalara da destek verilmelidir. Teknoloji transferi ofisleriyle ARGE çalışmaları yapan birimler bu anlamda hem desteklenmeli, bir de bir şey gözden kaçırılıyor. Denetim sürekli gözden kaçırılıyor. Denetime ilişkin hükümlerin de biraz daha iyileştirilmesi ya da getirilmesi gerektiği kanaatindeyim. Çalışan buluşlar için ayrılan bütçenin amacına uygun kullanılması gerekir. Amacına uygun kullanılmış mı, kullanılmamış mı, kullanılmamış mı? Gerçekten bunun da denetlenmesi gerekir. Hem hukuki açıdan hem de mali açıdan bunun denetimin sağlanması gerekir. Buluş sayesinde işler az zamanda, az masrafla daha nitelikli olarak yapılmalıdır. Eğer böyle bir şey varsa bu bir buluştur. Buyurun size bir buluş örneği. Bir muslukta musluğa bakarak buluşu öğrenebiliriz diye düşünüyorum. Birinci, yok mu orada? Kusura bakmayın. Hani sürekli belki konuşuldu buluş nedir işte. Bu da küçük de olsa bu bir buluştur. Bir, bence en önemli konusu şu, yani ilk çevre hukukunda çok konuştuk. Su gibi bir derdimiz vardır. O suyu az tüketmemiz gerekiyor. O suyu az tüketmeye yönelik basit ama önemli bir buluş. Bu buluşu yapanlara da teşekkür ediyorum. Sıvı sabunlar için elimizi, değil mi? Yani bunlar hepsi buluştur, değerlidir. Tabii bunların da ötesine geçmemiz gerektiğini düşünüyorum. Hepinize teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Bir çeşimde buluşalım. Seyitan Hocam, kaç ücret istiyorsunuz? Teşekkür ederim. Seyitan Hocanın, hani Doğan Hocam dedi ya, 3 ücret, 4 ücret orada. Seyitan Hoca da orijinal bir fikir ileri sürdü. Seyitan Hoca'nın söylediğine de o zaman biz bir buluş diyebiliriz sizin yaklaşımınıza göre. Bu da göre. Bir buluş olabilir. Not edelim. Evet. Sağ olun. Sosyal bilimlerdeki yeni fikirler buluş mudur? Sınav Mülkiyet Kanunu'ndaki o işte buluş için aranan 3 kriteri sağlıyor mu? Evet, tartışmaya açık bir konu. Ama gerçekten orijinal fikirleri var. Fikirlerinden dolayı Seyitan Hoca'yı tebrik ederim. Üçüncü tebliğ sahibine tebliğleri için özel sektörden teşrif ettiler. Sağ olsunlar. Bahadır Bey ve Gizem Burcu Hanım. Benim iyice yaşlandım. Birci Hanım. buyurun söz sizde. Sayın hocalarım, değerli meslektaşlarım ve sevgili katılımcılar. Bugün sizlere Merkez Şubesi İstanbul'da bulunan Dış Patent Marka Tescil ve Danışmanlık Şirketi'nden
Ben Deniz Birce Gökkuyu ve değerli mesai arkadaşım Avukat Bahadır Sarı ile beraber bugün çokça duyduğumuz çalışan buluş kavramı ve yüksek öğretim kurumlarında bunların gerçekleşmesi halinde bunların hukuki değerlendirmesini sunacağız. Bu sunumu yaparken tabii ki de yine Sınai Mülkiyet Kanunu'ndan değerli üstadlarımız çokça bahsettiler ve yönetmelikten ve bunların yasal konumlarından bilgi ve tecrübe, uygulamadaki bilgi ve tecrübemizi ortaya koyacağız. Zamanın azlığı ve sizlerin yasal düzenlemelere ulaşmadaki birikiminize güvenerek olayın daha çok pratik yönlerinde duracağız. Bildiğimiz üzere fikri mülkiyet hakkı bireyin temel haklarındandır. Bugün bizleri bu çatıda da buluşturuyorsa bizler için de önemli olduğunu kabul ediyorum. Yasa koyucu nispeten daha zayıf konumda olan kişilerin fikri mülkiyet hakkı korunması için özel düzenlemeler yapmıştır. Bu bağlamda hizmet ilişkisi içerisindeki çalışanın, yani nispeten daha zayıf konumda olduğunu kabul eden çalışanın fikri mülkiyet haklarının korunmasını gündeme getirmiştir. Bu husus 6.769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nda belirtilmiştir ve çalışan buluşlarını değerli hocamız söyledi. İki ana kategoride ayırarak serbest buluş ve hizmet buluşu olarak değerlendirmiştir. Yine çalışanın hizmet buluşu ve serbest buluşu üzerindeki en önemli haklarından olan bedel hakkını da yönetmelikte değerlendirmiştir. İlerleyen slaytlarda sıkça bahsedeceğiz. Değerli hocalarım bahsettiler. Aslında çalışan buluşları çalışan tarafından gerçekleştirilen patent veya faydalı modelle de korunabilen haklardandır, buluşlardandır. Sınai Mülkiyet Kanunu slide'da gördüğünüz üzere bir tanım yapmıştır ve demiştir ki çalışan bir işletmede veya kamu idaresinde yükümlü olduğu faaliyet gereği gerçekleştirdiği ve büyük ölçüde işletme ve kamu idaresinin deneyim ve çalışmalarına dayanarak gerçekleştiği buluşlara, tabii ki burada en önemli olan şey iş ilişkisi sırasında gerçekleştiği buluşlara hizmet buluşu demiştir. Bunun dışında kalan buluşları da hocamız söylemişti, serbest buluş demiştir. Tabii ki bu çalışan buluşların mahiyetini ilk oturumdaki hocamız söylemişti, iş sözleşmesinden alıyor, iş kanunundan alıyor. Çünkü o da nispeten daha zayıf olan işçiyi koruyor. Bizim bu çalışan buluş sözleşmeleri de nispeten daha zayıf olan çalışanı koruyor. Tabii ki taraflara belli yükümlülükler vererek bunu da bir çerçeve altına almıştır. Ve demiştir ki çalışan bir buluş yaptığında bunu işverenine bildirmek yükümlüdür demiştir. Ve demiştir ki bunu geciktirmeksizin yapmalıdır. Tabii burada yasal bir süre öngörmemiş yasal düzenleyici. Geciktirmeksizin sıkça duyduğumuz hayatın olağan akışına uygun, her somut olaya göre değerlendirilebilir bir süre olarak belirleyebiliriz. Tabii ki bunun yazılı olmasını istemiştir. Biz uygulamada çokça karşılaşıyoruz. Tabii ki çalışan bildiriyor ama herhangi bir hak veya menfaat çalışmasında bunu kanıtlamak zor olabiliyor. Çünkü yazılı değil. İspat açısından çalışana bizim verdiğimiz salık bu bildirimi yazılı ve geciktirmeksizin yapmasıdır. Tabii ki çalışan varsa katkı paylarında bunu belirtebilir. Tabii ki yasal düzenleyici çalışana böyle bir yükümlülük verirken işverene de terazi gibi düşünebiliriz. Belli yükümlülükler vererek ikisi arasında adaleti sağlamıştır. İşverene demiştir ki tamam bu bildirim sana geldi, sonsuz bir zamanın yok. Sana bir bildirim geldikten 2 ay içinde eksiklik bildiriminde bulunacaksın demiştir. Bu hak düşürücü bir süredir. Burada aslında yasal düzenlemenin ne kadar bu konuda ciddiye aldığını, ne kadar sözleşme serbestisi olsa da hak düşürücü sürelerle hem işverenin hem çalışanın dikkatini sözleşmeye çekmiştir. İşveren bir eksiklik görmeyebilir bu arada. Yanlış olabilir, düzeltilmesi gerektiğini düşündüğü bir husus olabilir. Bunu da yine çalışana bildirmelidir. Terazi gibi düşünüyoruz demiştik değerli arkadaşlarım, katılımcılar. Çalışan da bunu bir ay içinde eksikliğin giderilmesiyle ilgili gerekli görevleri, ödevleri yapmalıdır.
İşvereni buluşa ilişkin tabii ki hak talebi konusu da ortaya çıkıyor. Normalde kural olarak çalışan buluşu yaptığında hak sahibi kendisi oluyor. Ama tabii bunu işverene bildirdikten sonra işveren bu hak talebinde bulunduysa haklar işverene geçiyor. Tabii ki bunun için de yine kanun koyucu bir hak düşürücü süre görmüştür. 4 ay içinde işveren kendisine bu bildirim ulaştıktan sonra hak sahibinin talebini çalışana bildirmekle yükümlüdür. Tabii ki hak sahipliğine göre buluşun statüleri değişti. İlk oturumda da çokça bahsedildi ama tekrar bir üzerine hızlı geçmek istiyorum. Tam hak sahipliği talebi adından anlaşılacağı gibi işverenin o buluş üzerine tam, yani tam bir mülkiyet hakkı görünümü devredebilir, bütün tasarruf yetkisini kullanabilir. Tam hak sahipliği talebinde bulunduğunda bu buluşun statüsü hizmet buluşu oluyor. İşveren uygulamada çokça yok ama kısmi hak talebinde de bulunabilir. Burada da sadece işveren o buluşu kullanıyor. Tasarruf yetkisi yok, bahsettiğim gibi devredilir tipi hakları yok. Sadece işveren o buluşu kullanıyor. Şöyle de olabiliyor, işveren her zaman hak sahibi talebinde bulunmak zorunda değil. İşveren o buluşta bir potansiyel görmüyorsa, değerlendirebilir olarak bir gelecek görmüyorsa hak sahibi talebinde de bulunmayabilir. Zaten bu da takdir edersiniz ki yine serbest buluş niteliğinde olmuş oluyor. Kanun koyucu tarafları yüklediği yükümlülükleri devam ettiriyor. Yani aslında o buluş tescil alana kadar, başvurudan tescilden öncesinde bu yükümlülüklerle resmen iki tarafı da belli bir çizgiye sokmaya çalışıyor. Diyor ki çalışana, sen diyor işveren patent başvurusunda bulunduğunda sen ona gerekli yardım bilgileri vereceksin. Gereken üzerine düşeni yapacaksın. İşveren de diyor ki sen tamam hani bir başvuru yapıyorsun ama bu başvuruyu aldın artık tam hak sahipliği ben demeyeceksin. Bu başvuruyla ilgili bütün ekleri, başvurunun geçmişini, yani gelişmeleri hepsini çalışana bildireceksin. Senin ödevin devam ediyor diyor. İşverenin hizmet buluşu için kuruma ilk başvuru yükümlülüğü var. Yani işveren kendisine bildirim yapıldığında bu başvuruyu ilk kuruma başvurmak zorunda. Ama anladığım kadarıyla uygulamada sıkıntılar var ya da hayatım olan akışıyla ilgili belli istisnalar da oldu. Kanunumuzda, sınav mülkiyet kanunumuzun 116. maddesinde 3 tane istisna getirmiş. Eğer bu 3 istisna olursa işveren diyor ki ilk kuruma başvurmak zorunda değilsin. İlk istisnamız hizmet buluşunun serbest buluş niteliği kazanması. Aslında hizmet buluşu artık serbest buluş olduğu için işverenin kuruma başvurması gibi bir ilk zorunluluğu yok. Yine çalışan buluşu için başvuru yapılmamasına rıza göstermesi. Burası önemli. Yani bu rıza, evet bir rıza ama bu rızanın da yazılı olması lazım. Hani senin çalışandan bunu kuruma ilk başvurmana gerek yok, bu başvuru yapmana gerek yok diye bir rızanın yazılı bir şekilde almanız gerekiyor. Çünkü ileride yönel gibi bahsettim. MFA çalışmasında bunlara çokça ihtiyacımız oluyor. Üçüncüsü ise işletme sırlarının korunmasında başvuru yaptırmamaya gerekli hususların olması. Meslektaşım bahsetti, bir başvurumuz var dedi ve hani gizlilik gereği söylemiyorum dedi. Şirketlerin, kamu kuruluşların ticari sır gereği bazı başvuruları kuruma ilk söylemeleri gerektirmez. Bu tabii haklı bir menfaat, haklı bir gerekçe olmalıdır. Kanun koyucu buna da istisna tanımıştır tabii ki. Hep bahsettik. Aslında çalışan buluşların mahiyeti gereği sözleşme serbestisinin olduğu bir sözleşmedir. Nedir? Çalışan ve işveren sözleşmeyi dilediği bedel, dilediği unsurlarla kurabilir. Taraf tamamen iradelerine kalmıştır. Ama tabii ki her zaman bunun bir sınırı var. Çünkü bunun yasal konumunu kim belirliyor? Sınav Mülkiyet Kanunu belirliyor. Ve Sınav Mülkiyet Kanunu nispi emredici bir kanun. Ve Sınav Mülkiyet Kanunu diyor ki sen bu sözleşmeyi her ne kadar irade serbestisi olsa da çalışan aleyhine değiştiremezsin diyor. Ve diyor ki senin yaptığın bu sözleşme, çokça duyduğumuz dürüstlük kuralı, hakkaniyet uymama gibi unsurları içeriyorsa bu sözleşmeyi ben geçersiz sayarım diyor. Aslında yine toplumumuza nispeten daha zayıf konulan çalışanı yasal koyucu korumaktadır. Geldik bedel konusu. Uygulamada en çok sorun çıktığı konu bu bedel konusu arkadaşlar. Bildiğiniz üzere işveren tam hak talebinde bulunuyordu ya da kısmi tam hak talebinde bulunuyor bahsetmiştim. Tam hak talebinde bulunduğunda zaten çalışana bu bedeli ödüyordu.
kısmi hak talebinde bulunduğu ise ve işveren bunu kullanıyorsa çalışana yine makul bir bedel ödülen verilmesi sınav mülkiyet kanunumuzda hüküm altına alınmıştır. Ve demiştir ki şurada gördüğünüz kas sayılar var bu yönetmelikte. Yönetmeliğin 22. maddesinde diyor ki aksi sözleşmede kararlaştırmamışsa bedel işletmenin buluştan elde ettiği kazancın muhasebeleştirdiği dönemdeki net askeri miktarının tablodaki katlarına gelen kas sayılar dikkate alınarak hesaplanır diyordur. Bu tavsiye niteliğindedir. Tabii ki taraflar yine kendilerine uygun yöntemlerle bunu sözleşme altına bilir ama yönetmelikte aslında bir tavsiye de vermiştir. Yine bedelin belirlenmesi için buluştan elde edilen kazancın belirlenmesi de önemlidir. Bu kazancın belirlenmesi de eğer işletme onu kullanıyorsa ayrı bir yöntem, kullanmıyorsa da ayrı bir yöntem öngörülmüştür. Eğer işletme tarafından kullanıyorsa buluş, kıyas, sağlanan yarar, tahmin gibi yöntemlerle o kazanç belirlenebilir. Eğer kullanmıyorsa işletme, tabii ki aralarındaki istans sözleşmesi, satış sözleşmesi, takas sözleşmesi gibi sözleşmelere bakarak da bir yorum yapılabilir. Dediğim gibi bu bedel konusu çok önemli. Çünkü bazen bu kas sayıları uyguluyoruz, öyle bir bedel çıkıyor ki hani hayatım o anlamda kişine aykırı. Çünkü o buluşun, çalışanın verdiği kas sayı, emek, buluşun ekonomik değerlendirebildiği her zaman bu kas sayılarda uygun bir adalet olmuyor. O yüzden biz müvekkillerimize her zaman şunu söylüyoruz. Karşılıklı imza altına alınan, adaletli ve iki tarafın aslında iradesini ortaya koyan sözleşmeler yapıyoruz. Çünkü herhangi bir davada mahkeme, kanun koyucu her zaman çalışanın adaletli olup olmadığını bakıyor sözleşmede. O yüzden bu yöntemleri uygulayıp uygulamakta serbestiz. Ama tabii ki her zaman adaletli ve hayatın olan akışına uygun, hakkaniyetli bir bedel olsun. Şimdi kürsüyü sayın meslektaşım avukat Bahadır Sarı'ya veriyorum. Kendisi yüksek öğretim kuruluş kurumlarında ortaya çıkan buluşlarla ilgili hukuki bir değerlendirme yapacak. Teşekkür ederim. Evet, kıymetli konuklar, değerli akademisyenlerimiz, sözlerime başlamadan önce bizlere burada bulunma vesilesi sağlayan başta Balıkesir Üniversitesi'ne, belediyesine ve İstanbul Merkezi Güzide Şirketimiz Dış Patent'e teşekkürlerimi sunuyorum. Tabii Bircan'ın çalışan buluşlarıyla ilgili çok güzel ifade ettiler. Ben de vaktimiz yettiği kadar bunun yüksek öğretim kurumları nezdinde gerçekleştirilmesiyle alakalı dilimi döndüğünce dikkatli bilgiler vermeye çalışacağım. Teşekkür ediyorum şimdi. Tabii ilk slaytımızda bir Türk patent istatistiği karşımıza çıkmakta. Özellikle Sınai Mülkiyet Kanunu'nun 2017 yılında devreye girmesinden önce patentlenebilirliğin mümkün, pek mümkün olmadığını görüyoruz. Özellikle 2000'li yıllarda bir tane, iki tane, bir elin parmağını geçmeyen patentler bulunuyordu. Fakat özellikle 80'li yıllara dayanan bu Amerika'daki buy and hold ekolünün etkisiyle üniversitelerdeki patentlerin ticarileştirilmesi gündeme geldi. Ve burada kanun koyucu özellikle kanun hükmünde kararnamede bir değişikliğe gitti. Sınai Mülkiyet Kanunu ile birlikte de çok ciddi revizeler, regülasyonlar ön plana çıktı. Ve artık bir buluş yüksek öğretim kurumunda çalışanın yapmış olduğu buluş şeklinde farklı bir hizmet buluşundan tasnifleme yoluna gidildi. Ve tabii ki de işte bu ilgili regülasyonların yapılması suretiyle de 2010'lardan itibaren üniversitedeki yüksek öğretim kurumlarında gerçekleştirilen buluş istatistiğinin nasıl arttığına, bir elin parmağını geçmeyen bu patentlerden binlere, 2000'lere, 4 taneli rakamlara çıkıldığını görüyoruz. Demek ki burada doğru bir regülasyon yapılmış. Tabii KHK'da bir takım değişiklikler vardı. Sınai Mülkiyet Kanunu'nda bu değişiklikler terk edildi. Örnek olarak Yüksek Öğretim Kurumu'nda gerçekleştirilen buluşta eski KHK'da yalnızca bir üniversite ibaresi var. Fakat bu Sınai Mülkiyet Kanunu'nda değiştirilmek suretiyle Yüksek Öğretim Kurumu olarak tasnif edildi. Dolayısıyla
Bizler burada ne anlıyoruz? Eski KHK'da yalnızca üniversite noktasında bu geçerliyken, yeni kanunumuzda, sınav mülkiyet kanununda yüksek öğretim kurumu denilmek suretiyle bunun içerisine yüksek teknoloji enstitüleri, fakülteler, yüksek okullar, bunların tamamı dahil edildi. Ve yüksek öğretim kuruluşlarında gerçekleştirilen buluşların kimler tarafından yapılabileceği yine sınai mülkiyet kanunu kapsamında çok net bir şekilde gösterilmiştir. Özel kapsam dahilinde olanlar, yani yüksek öğretim kuruluşunda gerçekleştirilen buluşun kim tarafından gerçekleştirileceği, birincisi araştırma görevlilerimiz, çok kıymetli akademisyenlerimiz, stajyerlerimiz ve öğrencilerimiz. Ve yüksek öğretim kuruluşunda gerçekleştirilen buluşlarda, kapsam dışında bırakılanlarda üniversite içerisindeki teknik personelimiz, işçimiz ve memur arkadaşlarımız. 3 dakika içerisinde süremiz. Mümkün mertebe. Teşekkür ediyorum. Baktığımız zaman, şimdi kanunun lafzına biraz giriyoruz burada. Bir defa akademisyenin edindiği deneyim ve çalışmalara dayanmak suretiyle veya, bakın burada ve değil veya, yüksek öğretim kurumunun araç ve gereçleri kullanılarak ve yüksek öğretim kurumlarında yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar sırasında elde ettiği buluş, yalnızca yüksek öğretim kurumunda gerçekleştirilen buluş tasnifine giriyor. Dolayısıyla biz bir akademisyeniz, bu üniversitede çok güzide bir öğrenciyiz. Yüksek öğretim kurumunda bu buluşa imza atabilmemiz için yüksek öğretim kurumumuzdaki deneyim çalışma veya araç ve gereçleri kullanacağız. Bununla birlikte de kurumumuz içerisinde yapılan bilimsel çalışmalar veya araştırmalar esnasında bu buluşa imza atmış olacağız. Şimdi burada bunu bu şekilde büyüktür olarak algılamayalım. Yüksek öğretim kurumunda edinilen deneyim ve çalışmalar çok önemli. Çünkü madem sınai mülkiyet kanununda böyle bir tasdik yoluna gidildi, hizmet buluşundan daha farklı bir çatı çizildi, o zaman burada da kanun koyucu yüksek öğretim kurumunda edinilen deneyim ve çalışmaların ve doğal olarak yüksek öğretimin buluşa dahilini ciddi bir nitelik, kanun tabiriyle ciddi bir nitelik taşımasını istiyor ve dolayısıyla üniversitenin de burada o buluşun ortaya çıkması esnasında ciddi bir dahil gerekiyor. Tabii burada süreçler var. Öğretim elemanlarımız, stajyerlerimiz, öğrencilerimiz geciktirmeksizin, ki az önce üstadlar açıkladılar, buluş bildirimini üniversiteye bildirecek. Bir eksiklik bildirimi varsa tekrardan üniversite öğretim elemanlarına bildirimde bulunuyor ve bir ay içinde eksikliğin giderilmesi isteniyor. Uygulamada sıklıkla karşılaştığımız bir problem, buna değinmeden geçemeyeceğim. Öğretim elemanlarımızdan bir buluşa imza attıkları takdirde üniversiteme bunu bildirmeden kendim başvurabilir miyim gibi bir takım sorular geliyor. Burada bildirim yükümlülüğü önemli. Üniversitesine bir buluş varsa bildirecek. Bildirmediği takdirde, kendisi başvurduğu takdirde de patent gaspına dayalı olarak bir takım davalarla buluş sahibi karşı karşıya kalabilir. Tabii biz hukuk fakültesinde okurken hep A'dan B'ye nasıl gideriz vardı. Sonrasında somut hayata atıldığımızda o A'la B'nin C'ye, D'ye, E'ye birçok hukuki ihtilafa somut pratikte dönüştüğünü gördük. Burada da onu açıklamaya çalıştık. Aynı yüksek öğretim kurumu bünyesinde akademisyenlerimiz varsa nasıl olacak? Buluşların farklı yüksek öğretim kurumunda çalışan kişiler, örnek veriyorum Ege Üniversitesi, Balıkesir Üniversitesi'nde iki yüzyılda akademisyenimiz buluşa imza attılar. Nasıl olacak? Aynı yüksek öğretim kurumu bünyesi içerisinde ise buluş sahipleri birlikte yapacakları tek bir bildirimle kendi katkı paylarını belirlerler bu gelire istinaden. Ve farklı üniversitelerde ise her buluşçunun kendi yüksek öğretim kurumunun ilgili birimine ayrıca bildirimde bulunması gerekiyor. Eğer işin içerisinde bir de tüzel kişi varsa, üniversiteler tüzel kişi gibi, bunlara da biz üç taraflı sözleşme modeli tavsiye ediyoruz, salık veriyoruz. Kendi aralarında yapacakları bir sözleşmeyle bunu da kararlaştırabilirler. Burada da akış yapımız var ama süremizin yetmemesi sebebiyle buraya geçiyorum. Şimdi yüksek öğretim kurumunun buluşa ilişkin hak talebinde sayın meslektaşımın anlattığından farklı olarak bir istisna var. Üniversite burada kısmi hak talebinde bulunamıyor. Yüksek öğretim kurumu içinde gerçekleştirilen buluş varsa yalnızca tam hak talebinde bulunabilir.
veyahut da hak talebim yok der. O bu serbest bu statüsüne kavuşur. Öteki türlü tam hak talebinde bulunabiliyor, kısmi hak talebinde bulunamıyor. Ve gelir paylaşımı sınai mülkiyet kanunumuz 128. bent. Bu da çok önemli bir husus. Burada buluştan elde edilen gelirin yüksek üretim kurumu ve buluşu yapan arasındaki paylaşımı buluşu yapana gelirin en az üçte biri verilecek şekilde. Burada genelde teoride böyle yazsa da pratikte üçte biri şeklinde, üçte ikisini üniversite almak suretiyle, üçte birini çalışana, akademisyenimize vermek suretiyle bir gelir, ücret tasnifi yapılıyor. Fakat biz bunu tavsiye etmiyoruz. Nihayetinde burada kanunun lafzında en az deniliyor. Burada akademisyenimizin katkıları, sürece dair yaklaşımı daha fazla olabilir. Ve her zaman esasında öğlenden beri konuştuğum hususuz, patentlenebilirliğin teşviki ve akademisyenlerimizin direkt olarak sürece dahil olması noktasında en az üçte biri kanunun lafzı, ama biz üçte birinden daha fazla bir iktidarın kendine verilmesinden yanayız. Bizlere zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ederim. Değerli dış patent özel sektör den gelen dış patent şirketine de çok teşekkür ediyorum. Onlar sınav mülkiyet alanında danışmanlık yapıyorlar. Üç tebliğ sahibine de değerli fikirleri, değerli katkılar için teşekkür ediyorum. Çok kısa rektör hocamızın da teşrif buyurmaları sebebiyle sorusu olan varsa bir ya da en fazla iki soru alabiliriz. Sorusu olan yoksa oturumu kapatacağız. Var mı sorusu olan? Benim şey yani gerçi beni sormak çok hoş olmayabilir ama şimdi 120. maddede bu sınav mülkiyet kanunu 120. maddesinde soru kime yöneltiyorsun? Sorumu genele yöneltiyorum. Aslında biraz ticaret hukuku alanında çalışan bir hocamız olarak belki sizden de yardım alabiliriz diye düşünüyorum. Çalışan buluşundan doğan bedel alacağı imtiyazlı alacaklardandır diyor. İflas idaresi bu nitelikteki birden çok bedel alacağını alacaklar arasında alacaklar oranında dağıtır. Burada sorun yok. Çalışan bedel alacağı yerini buluşunu serbest buluşa çevrilmesini talep edebilir diyor. Bu acaba genel yani yüksek öğretim ya da diğer kamu kurumlarında da bu şekilde genel bir uygulama mı? Bilginiz var mı acaba hocam? Serbest basıyor musunuz hocam? Hocam siz konuş. Yok, buyurun. Şimdi şöyle kanunda hüküm var sayın hocam. Yani çalışan buluşlarına ilişkin hükümlerin kamu kurumları çalışanlar için de diğer çalışanlar için de uygulanacağına ilişkin bir hüküm var. Ona istinaden bu hükmün de orada uygulanabileceğini değerlendiriyorum. Tabii burada evet. Bu hükmün de bu kapsamda değerlendirebileceğini düşünüyorum ben kişisel olarak. Hocam ben de çok kısa bir katkıda bulunmak isterim. Şimdi özellikle yüksek öğretim kurumları içerisinde eğer gerekli şartların mevcudiyeti varsa, yani üniversitenin burada bir dahli yoksa, örnek veriyorum, akademisyenimiz tamamen kendi bilgisine dayanmak suretiyle bu buluşu elde ediyorsa ve ciddi manada bir üniversitenin dahlinin olmadığını düşünüyorsa, yüksek öğretim açısından serbest buluşa dair bir itiraz sunabiliyor. Ve bunun süresi 2 ay. Üniversite 2 aylık bir süreçte itirazlarını sunuyor. Üniversitede burada 2 ay içerisinde buna cevap vermek zorunda. Özellikle kendi konumla alakalı yüksek öğretim kurumunda gerekli kanun lafzına uygun şekilde şartların sağlanmadığını düşünüyorsa akademisyenimiz serbest buluş için üniversiteye ilgili eksikliklerin tamamlanmasına mütakip bir itiraz sunabilir. Yani biz bu hükmü kıyas yoluyla diğer bütün evet. kurumlar içinde uygulayabiliriz diye. Uygulayabiliriz diye düşünüyorum. Ama şimdi tabii şey diyor, iflas idaresi deyince yani iflas etmesi lazım. Hani orada işte öyle bir durum var. Muhtemelen bu teknoparklardaki belki şirketler oralardaki şirketler için belki uygulanabilir yani o anlamda. Evet. Orada öğretim üyelerinin yani ben çok çalışma da görmedim. Bu arada biraz okuma da yaptım. Zihnim karıştı. Hocam mevzuatla ilgili eksiklik var. Evet. Kıyas yoluyla en azından serbest buluş olarak sayılabileceğini düşünüyorum. Tamam. Teşekkür, cümle eksik. Teşekkür ederim. Ben Doğan hocama, hocam bu şey maaşla ilgili evet. Hani dava konusu oluyor mu acaba? Buluş sahibi Maliye Bakanlığı'nın yaklaşımı farklı dediniz ya. Orada daha yüksek dilimden vergi kesmesini dava konusu edip yani burada kastınız şey mi hocam? Üçte bir gelir elde edilme gelir ödenmesi ve bunun kurumlar vergisi kanunu kapsamında evet.
Belki atıfla geliri %50 oranında gelir vergisi istisnasından yararlanması noktasında. Evet. Hocam bu konuya ilişkin bir şeye rastlayamadım benim yaptığım çalışmalarda. Sadece dediğim gibi Maliye Bakanlığı bunun ücret geliri olduğunu söylüyor. Çalışan borçlar açısından kamu kurumları da dahil olmak üzere ücret geliri olduğu için de o kapsamda vergilendirmesi gerektiğini kabul ediyor. Dolayısıyla buradaki istisnayı uygulamıyor. İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'nın konuya ilişkin bir özelgesi var. Konuya ilişkin yine vergici, yani vergi alanında çalışan akademisyenlerle yaptığım makalelerde bunun ücret geliri olduğunu söylüyorlar ama ben bu görüşe çok katılamıyorum. Çünkü burada bir bedel ifadesi var. Aslında yani çalışan buluşun ortaya koyduğu sınai mülkiyet hakkı yenilik doğrucu bir hak. Dolayısıyla bu buluş ortaya çıkarınca kişinin mamelikinde zaten kendiliğinden ortaya çıkıyor. Dolayısıyla burada aslında kanundan kaynaklı bir ne diyelim, hani sözleşme diyemeyiz ama bir devir var. Dolayısıyla buradaki istisnanın bence çalışan buluşları açısından da uygulanması gerektiğini düşünüyorum. Yani bu gerekçelerle hocam. Teşekkür ederim. Başka sorusu olan yoksa oturumu kapatıyorum. Değerli temsilcilerine teşekkür ederek. Sayın oturum başkanımıza ve saygıdeğer katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Şimdi sayın rektörümüz Profesör Doktor Yüceloğlu oturum başkanımıza ve konuşmacılarımıza katılım belgelerini takdim edecektir. We would like to thank our distinguished moderator and esteemed speakers. Now, our esteemed rector, Professor Dr. Yüceloğlu, will present the certificates to our moderator and our participants. Seyit Hanım, devir geliyoruz. Teşekkür ediyoruz. Tokalaşmayacak. Sağ olun. Başından sonuna kadar izlemiştim. Yani sabahtan akşama kadar bugün hastalığımıza denk geldi böyle. Sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz. Bir dakika. Hastalığımı mı? Şimdi geçen yıl 45 bildiri vardı. Bu yıl 60 kadar bildiri var. Önümüzdeki yıl ilgiyi görerek diyoruz ki tahminimiz yani 90 civarında bir bildiri olması muhtemel. Çünkü birçok arkadaşımız telefon açtı. Niye bizi moderatör koymadınız? Niye bizi işte bildirilerde yokuz diye çok sistemler aldık profesör arkadaşlarım. Eski arkadaşlarım. Bu yıl inşallah daha fazla, önümüzdeki yıl daha fazla bir katılım olacak diye ümit ediyoruz. İnşallah. Teşekkür ediyorum. Burada hep beraber bir kare alabilir miyiz? Toplu şurada alalım. Bunları arkaya mı çekelim şöyle? Olur. Şöyle arkaya çeksek daha şey olur. Tamam. Emre şunu alayım. Size vereceğim. Evet, çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Bol yoğun fikri mülkiyet hukukunda güncel gelişmeler için uluslararası sempozyumun ikinci gününde Gelibolu Konferans Salonu'nda gerçekleşen sohbet. Bütün dinleyicilerimize katılımları için teşekkür ederiz. This is the last session of the second day of the second international symposium on recent developments in intellectual property law held in Gelibolu Conference Hall. We would like to thank all our listeners for their participation.